Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere V-Ray Fur'la halı yapımını göstereceğim. Çok merak edilen ve çok sorulan bir soru. Videolu olarak anlatmaya çalışacağım. StudioMax'imize gelip hemen Extended Primitives'den bir adet Chamferbox çiziyorum sahneme. F4'e bastım. W komutuna bastım. 2500 milime 1800 milim gireceğim. 10, 5, 3. Şöyle bir şey. Bakın isterseniz. Hatta 2 bile verebiliriz. Yükseklik segmentlerini 80 verdim. Yatay 50. Şey, pardon, uzunluğa, yüksekliğe 1 verdim. Hiç değiştirmiyorum orayı. Ardından arkadaşlar noise modifier'ı uygulayacağım. X ekseninde noise'un değeri 5'e 5, Y ekseninde 5, Z'de 5. Biraz 50 diyelim. Diğerine de 100 diyelim. Güzel. Şimdi hemen V-Ray'e gelip V-Ray Full seçiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi V-Ray Fur'umuz atandı. Hemen uzunluk olarak 60, thickness 1,5 veya 1,4 diyeyim. Gravity 0 yapıyorum. Gördüğünüz gibi Knot değerimizi 5, Flat Normal. Varyasyon olarak da şöyle 2 verdim. Dispersion dağılımın arkadaşlar yüzey başına 8 tane olsun. 8 materialize 1. Evet. Gayet güzel. Belki uzunluğu 70 yapabiliriz. Şimdi şöyle basitçe bir render alalım. Hemen V-Ray Light koyuyorum sahneye. Dome Light. Bir Invisible yaptım. Pardon. Bir de şuradan Sparkle Full Dome seçtim. Render Setup'a geliyorum hemen. 800-600. Global Switch'ten off yaptım. Meshal Netravel dedim. Ardından arkadaşlar Environment'ımızı açtım. En direkt aydınlatmanın Brute Force Non yapıyorum. Şeyin Irdence Map ardından Non yapıyorum. Irdence Map'imizi de düşürüyorum. Low diyorum. Ve hesaplamayı göster diyorum. Daha fazlasına gerek yok. Belki şöyle gördüğünüz gibi materyal atamadığımız için direkt bu şekilde görünecek. Şimdi hemen net'e gelelim. Shaggy halı diyorum. Görseller. Büyük. Şu olabilir bakın. Şu olabilir. Burada deseni seçmek size kalmış. Şu olabilir. Hoşunuza hangisi gidiyorsa. Yani bak mesela şu olabilir. Şunları da yükseğe ben ama kenarlardan kesmemiz gerekecek. Şuna bir bakalım. Evet, bu da olmaz. Kaplamayı tam alabileceğim bir şeye bakıyorum. Şu olabilir. Bu da sorunlu. Bu olabilir. Mesela bakın şurada gerçeğini görüyorsunuz. Şurada kaplamalar var arkadaşlar. Güzel kaplamalar. Mesela şunu alabiliriz. Gayet güzel görünüyor. Burada yapmış. Bunu alalım. Daha önce indirdiğim kaplamalar. Evet. Şimdi
M'ye geliyorum. M'ye basarsak. Birey materyal dedim. Reflection'e mask atayalım. Follow. Fresnel. Pardon. Buraya da follow atıyorum. Gölge ve ışık. Evet. Yukarı çıkıyorum. Şunu da düşürebiliriz. 32. Bitmap masa üstünden. Şu muydu seçtiğimiz? Şuydu herhalde. Ha, ikisi aynıymış aslında arkadaşlar. Daha önce indirmişim. Kopyalıyorum. Maps'ten bump kısmını atayacağım arkadaşlar. Evet. Her şey güzel görünüyor. Şurayı komple seçtim ve kaplamayı atadım arkadaşlar. Şimdi tekrar render alalım. Bu arada tamam, böyle olsun. Yani şu an render almaya başladı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi renderımız sona erdi. Gerçekçi Shaggy halıyı elde ettik bu şekilde. Şöyle bakalım isterseniz biraz daha detaylara. Gördüğünüz gibi kaplamamız tamamen güzel bir şekilde ortada. Evet, arkadaşlar, böyle yüksek olmasının sebebi, yani şu an benim render sürem yaklaşık 1 saat sürdü, bu halıyı, bu sahneyi render etmesi. Bunun sebebi arkadaşlar, öncelikle kaplama kalitesini arttırmış olmam. Secondary Bouncer özelliğinden affedersiniz, Light Cache ya da Brute Force'u seçmemiş olmam. Bunun dışında DMCM Mission Netrebelli yine kaliteli bir keskinlik. 1920'ye 1080 çözünürlüğün olması. Dediğim gibi kaplamada şeyi arttırmış olmam. Kaliteyi Subdivision değerlerini arttırmış olmam. Bu süreyi ister istemez etkiledi. Aynı zamanda şeyin de halının da yoğun olması, Shaggy halının. Render ayarlarımızı yaklaşık 1 saat falan sürdü. Bu yüzden buna dikkat ederseniz daha iyi olur arkadaşlar. İç mekan sahnelerinizde. Veya güçlü bir sisteminiz varsa, benim bilgisayarımın sistemi Core 2 diyor, 2 çekirdekli. Bir eski bir sistem, ama i7 ve i5 gibi sistemlere sahipseniz daha kısa sürede daha kolay render alabilirsiniz. Yine yüksek çözünürlükte. Evet, arkadaşlar, bir sonraki derste, ilerleyen derslerde daha doğrusu, V-Ray Fur'la çim yapımını, gerçekçi çim yapımını da göstereceğim. Dersi izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve işte isteklerinizi site üzerinden iletebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.